28 Şubat Salı, Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaer ben. Sallanıyoruz, gerçekten sallanıyoruz. Bakın 6 Şubat tarihinden bu yana 10 bine yakın artçı sarsıntı meydana geldi. 10 bine yakın ve devam ediyor. Allah hepimizi korusun. Her şey başa sardı diyebiliriz. Aynı acılar tekrar yaşandı, yaşanıyor. Dediğim gibi 6 Şubat sabahından bugüne günlerdir beşik gibi sallanan afet bölgesi yeni bir depremle sarsıldı. Malatya Yeşilyurt merkezi deprem kentteki hasarlı binalardan 30'unun yıkılmasına yol açtı. O sarsıntı sırasında eşyalarını kurtarmak için hasarlı binalara giren 140 kişi yaralandı. İki kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası enkaz altında sabaha kadar canlı arandı. Oldu, aha. Kanayan yaraların üzerine bir acı daha eklendi. Kent yine sallandı. Kalpler yine enkaz başlarında attı. Malatya merkezi deprem felaketi 2 can aldı. Ya böyle bir şey yok abi ya. Bitti Malatya, bitti abi ya. Yeşilyurt merkezi 5.6 büyüklüğündeki deprem 6.96 kilometre derinlikte meydana geldi. Zar zor ayakta durabilen hasarlı 30 bina bu depremde yerle bir oldu. Yaşanan büyük acılara ve uyarılara rağmen yine enkaz altında kalanlar oldu. Aman yarabbim. Bir şey oldu mu birine? Şehirde 5 farklı adreste arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Ekipler ilk günkü gibi canla başla mücadele verdi. Ağır hasarlı 30 binanın yerle bir olduğu felakette 12'si ağır, 140 kişi yaralandı. Can kaybı ise 2'ye yükseldi. İtfaiye kaldı altında. Bismillahirrahmanirrahim. Gürbüzbey Apartmanı'nın enkazındaki termal kamera incelemesinde ısı tespit eden ekipler burada arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Ancak çok geçmeden o ısının kalorifer peteğinden kaynaklandığı tespit edildi. Zafer Mahallesi'ndeki 5 katlı Buhara Apartmanı'nın enkazında kalan 2 kişiden biri depremin ilk saatlerinde sağ salim çıkartıldı. Ancak 29 yaşındaki Kur'an kursu hocası Bedi Kış'tan haber alınamadı. Oldu, aha. Eşyalarını almak için eve girdiği öğrenilen kış için çalışmalar sabaha kadar sürdürüldü. Talihsiz adamın anne ve babasıyla yakınları gece boyunca enkaz başında bekledi. Ancak acı haber 22 saat sonra geldi. Kur'an kursu hocası moloz yığınlarının arasından çıkarıldığında artık yaşamıyordu. Ailesi gözyaşlarına boğulurken kentteki arama kurtarma çalışmaları da sona erdi. Bir diğer can kaybı ise depremin etkilendiği illerden biri olan felaketin ilk adresi Kahramanmaraş'ta yaşandı. Malatya depremi sırasında çöken fabrikada enkaz altında kalan 5 işçiden 4'ü kurtarıldı. Ancak İsmail Alakız isimli işçi hayatını kaybetti.